Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Maide suresindeyiz. Surenin 27. ayetindeyiz. Estaizu billah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Maide suresi 27. ayet. En son Türkçe mealini tamamladıydık. Başkaca da bir mülahaza yok ise şayet. 27. ayeti okuyup geçiyorum. Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini hakkıyla tilavet et. Hani o ikisi yakınlık sunmuşlardı da ikisinin birinden kabul edilmiş fakat diğerinden kabul edilmemişti. Dedi ki elbette seni kesinlikle katledeceğim. Dedi ki Allah ancak sakınanlardan kabul ediyor. Gelelim şimdi İngilizcesine. Beşinci sure 27. ayet. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ and recite unto them وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ the news of Adam's two sons. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ with the truth. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ and recite unto them نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ the news of Adam's two sons. بِالْحَقِّ with the truth. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا when they presented when they approached and approachment. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا when they approached an approachment إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا so it was accepted from one of them فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ but it was not be accepted from the other وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ he said لَأَقْتُلَنَّكَ I will most certainly kill you قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال he said إنما يتقبل الله من المتقين verily Allah accepts from those who protects
who protect themselves hatta verily demeyelim de Allah only accepts from those who protect themselves watlu and recite عليهم unto them نبأ ابني آدم the news of Adam's two sons بالحق with the truth إذ قربا when they approached قربانا an approachment فتقبل so it was accepted من أحدهما from one of them ولم يتقبل but it was not be accepted من الآخر from the other قال he said لا أقتلنك I will most certainly kill you قال he said إنما يتقبل الله من المتقين Allah only accepts from those who protect themselves. Evet, İngilizce meal ile ilgili düşündüğümüz meal böyleydi. Var mı mülahazanız? Hocam, Türkçesinden de bunu da şimdi ben İngilizcesini bilmiyorum. Demek ki derken diğer veya öteki şeklinde diğer şeyler ayırmışlardı. Meallerde vardı, evet. Bizde ayet bir şey yapıp fark ediliyorum. Yani böyle demek ki derken hep yani nasıl ayıracağız? Yani işte ilk dedi ki mesela Türkçesine bakalım. Yani Arapçasında da ayetin kendisinde de o yok zaten. Ama öyle sanıyorum ki bağlamdan her ikisinden de anlaşılması gerek. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hakkıyla anlat. İki oğuldan söz ediyor girişte zaten. Hani o ikisi yakınlık sunmuşlardı da yine o ikiliği özne olarak kullanıyor. İkisinin birinden kabul edilmiş fakat diğerinden kabul edilmemişti. Şimdi bu bilgi üzerine diyor ki, dedi ki, elbette seni kesinlikle katledeceğim. Burada kim der ve seni diye kime der? Herhalde kurbanı kabul edilen, yani iki kişi var. Kurbanı kabul edilen, edilmeyene seni katledeceğim demez. Tut ki dedi, şöyle bir mantıkla biri dese ki, ya bunun kurbanı kabul edildi ya, diğerinin kabul edilmedi. Diyor ki, Allah senin kurbanını kabul etmedi. O yüzden seni öldüreceğim. Sen kötü bir adamsın demek ki. Bak belli oldu. Dense böyle bir mantıkla bile olsa buna ihtimal yok. Çünkü karşılık veren diyor ki kâle dedi ki innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Diğeri yani söz ona geldi çünkü ikinci kâle ile Allah ancak muttakilerden kabul ediyor. Dolayısıyla bu ifade bu savunma amaçlı yani kendisininkinin kabul edilişini takvaya yoran, işi şahsileştirme, sen bana indirgeme diyen taraf o olduğuna göre o zaman seni öldüreceğim diyen kurbanı kabul edilmeyen taraf olmalı. Bu çözülebildiği sürece ki çözülüyor. Allah kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, ya onu daha da uzatabilirsiniz. Kurbanı kabul edilen kardeşine dedi ki biçiminde ara cümleleri ve şeyleri kullanmamış. Biz de bu sebeple taşımadık meale veya mealde bunları peydahlamadık. Peki, geçiyorum Nisa suresi, Maide suresinin. Efendim abi. Adam sizi ya, adam yasak o şey gider kırmızı böyle. E yeri A harfi. A yazarsam doğru. Peki. Bir de truth yerine, bir truth diye olabilir mi? The truth yerine truth diye. Daha doğru. Bil hakki, truly, and recite unto them the news of Adam's two sons, truly, with the truth yerine. Truly başta çok gördüm ama inne biçiminde, muhakkak, certainly falan gibi.
Ama zarf olarak kullanıldığını pek tanık değilim. Ama kullanılabiliyor ise öyle koyayım. Adam's two sons truly. Böyle de bir noktalı virgül koyalım. When they approached an approachment. Başka bir mülahaza var mı? Peki, Maide suresi 27. ayet. Geçtik. Gelelim Maide suresinin 28. ayetine. Estaizu billah. Yani 5. sure 28. ayet. Estaizu billah. فَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Herhalde o vakte, neyse, Maide suresi 28. ayet. Herhalde bu olayın, yani cinayetin işlendiği ana kadar her iki tarafın da herhalde çocukları olmuştur. Eğer olmadıysa o zaman bütün bir nesil cani üzerinden geliyor demektir, değil mi? Bilmiyoruz tabi oradaki ayrıntıyı ama aklıma geldi. Çünkü bu kardeşini öldürüyor. İyi olan öldü. Eğer iyi olanın ki ilk kişiler bunlar. Adem'in iki çocuğu. Başka da var mı? Onu da bilmiyorum. Ama iki tanesinden iyi olan öldürüldü. Eğer meydan kötüye kaldı, o üredi, çoğaldıysa hepimiz aslında maktul olan amcamızın hikayesini okuyormuşuz gibi oluyor. Muhtemelen bu ana kadar o da herhalde çoluk çocuk sahibi olmuştur. Mürüvvetini görmeden öldürmemiş olmak. Zaten ileride bir gün seni öldüreceğim. La aktülennek dediğine göre biraz zamana yaymış. Gerçi öteki türlü olsa ne olacak? Yani katilin çocukları olmak suç değildir. Ama yani hikaye hazin. İki oğlu vardı. Birisi iyi, güzel. O da isterdi çoluk çocuğa karışsın. Bu dediğin çoluk çocuğa karışsın tabi milyarlarca. İlginç tarafı şu olsun. Eğer bu hikayenin burada anlatılmayan kısımları doğruysa, biri kendisinden istenildiğinde kötüsünü verdiyse, dünya henüz birkaç kişinin ki iken hala yetmemiş. Hala insan infaktan korkuyor ve hala insan kötü olanını Hikayenin çok trajik bir tarafı yani. Koskoca dünya iki kişiye bile yetmemiş gözüküyor. Çünkü Allah'a getirip suna suna kötüsünü sunmuş. Ne demek? Ha, esirgiyor. Allah Azze ve Celle diyor ki قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ. De ki siz Rabbimin hazinelerine malik olsanız bile infak korkusuyla لَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ اِمْلَاقِ اِذَنْ لَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ sıkardınız yine. Yine harcamazdınız anlamı var. Ayetin sonu وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا diye bitiyor. İnsan böyle her dem katur oluvermiştir. Dolayısıyla bu katurluk, katırlık gibi bir şey değil bu. Katur yani cimrilik herhalde. O kadar bir demek ki insanın İçinde potansiyel olarak mevcut ki dediğiniz gibi dünya henüz iki kişiye mirasken baba vefat edecek diyelim. O iki kişi bu kadar büyük bir dünyada bile Allah'a takdim edecek şeyi, ikisinden biri en azından, kötüsünü getirmiş veya aslında kardeşi ona sen kötüsünü getirdin falan da demiyor. Onu içine alacak çok geniş bir ifade kullanıyor. Allah ancak sakınanlardan kabul ediyor. Demek ki sakınında bulunmadı. O tabi getirdiğine de yansımıştır. Hayatının genelinde var. Bakış açısı onun o. Her türlü Allah Azze ve Celle'yi çok umursamıyor.
Dolayısıyla bir şey getirip sunacaksa rastgele getirmiş olabilir. Diyor ki, geçelim 28. ayete, Maide suresi. Kardeş konuşmaya devam ediyor. Ayet, önceki ayet, kardeşin sözü bitmeden bitti. Dolayısıyla ayetler Allah Azze ve Celle sözü bitince bitirir, cümle bitince biter şeklinde hiçbir kurala uymuyor. Yani bunu Suyuti diyor ki, inceledik, anlamaya çalıştık. Hangi kural ayet başlarını sonlarını belirliyor? Hiçbir kurala bağlamak mümkün değil. Bu tamamıyla kendine özgü bir yapısı var bu anlamda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sözün sahibi henüz sözünü bitirmeden, sözüne devam edecekken ayet bitmiş. Bazen sıfatla bile kesildiğini görüyorsunuz. İsim burada kalıyor, sıfat sonraki ayetin başıyla devam ediyor. Ama hocam öyle de olsa tamamen öyle bir ayet okuyorsun. Hiç önünü okumadan bir kişi bu derse gelsin. Şimdi bu ayet okusun. Gene zaten özgün olan tarafı bu zaten. Yani bu bölümleme, bu dilimleme muazzam bir insicam doğuruyor. Evet. Hem anlam akışı açısından, hem kendi başına ifade ettiği gerçekliği ifade etmesi açısından geçişler aynı şekilde. O yüzden kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilat, tafsil kelimesi açıklama anlamına geldiği kadar ondan daha önce hatta bölümleme, dilimleme anlamına gelir. Çünkü evet, hâzâ yevmul fasli, bu ayırma günüdür, ayıran gün. Dolayısıyla ayetleri tafsil edilmiş, bölümlenmiş anlamı da göz ardı edilmemeli. Hatta açıklanmıştan daha çok bölümlenmiş anlamındadır Arapçası itibariyle. Çünkü Arapçada şerh kelimesi, daha başka kelimeler var. Tebiyin kelimesi var. Kur'an'ın da kullandığı yine ayetlerle ilgili. Ama tafsile sıra gelince kanımca ilk planda bölümlemeyi, dilimlemeyi anlamalıyız. Zaten kitap mufassal değil mi? Evet. Yani bölümlenmiş, dilimlenmiş. Yani bu son ayetlerden biçen adamlar hep sondan yapabiliyor bu işi. Ortalarda hepsi sırayla, adıyla gelmiş, numarasıyla gelmiş. Ortadan bir şey alsak, şey olacak, zahiyeti zor olacak. Ama sonunda... Sanmıyorum, yani sondaki daha sahipsiz duruyor. Adamlar açısından... Hiç gözü kara bir şekilde, yani bir sebep şey yok. Aynen. Şimdi ayeti okuduk, tefsirine geçiyoruz. Ayete yeni başladık. Ele alacağız. لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ. Hatırlarsanız daha önce geçti bu. Eli bast etme. Kötülük anlamı. Ve incelediydik. Elini bast etme. Basata aslında açtı, yaydı, serdi anlamında bir kelime. Elini açma bu anlamda. Elini bast etme. Kötülük yapma anlamında bir deyim bu. Daha önce de geçti. He? Hareket. Yani elini uzatmak. Yani tam uzatmak da değil. Bast aslında açmak demek. Evet. Evet. Ama işte el ile kullanıldığında kötülük anlamında. Bundan önce de geçti. Ve bütün türevlerine baktıydık o zaman. Karşı tarafa kötülük yapmak. Hatta yapsutu ileykum eydiyahum bissu'i, size ellerini kötülükle açarlar biçiminde su ile birlikte kullanıldığı yer de var. Açık. Sarahaten yani. Burada da zaten açık. Kötülük yapmak anlamında. Dolayısıyla bana elini bast edersen, açarsan öldüresin diye beni, litaktuleni. Tabii Türkçesiyle tam anlaşılmayabilir. Çünkü bu deyim haliyle elini açmak. لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ. Bana elini açsan
beni öldüresin diye. Böyle gözüküyor. Aslında açma da değil de vasata, uzatma da değil, yayma. Mesela sergiyi yaymak için kullanılan bir kelime bu. Hatta halı anlamına gelen de bir kelime. Bir sanat diye, yani yaygı anlamında halı diye kullanılıyor Arapçada. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيْيَدَكَ bana elini yaysan gibi duruyor şu an. Değil işte yani, ama kötülük yapmak anlamında. Biz Türkçe'de bunu bana elini uzatsan diye uzatmak kullanırız. Kaldırmak kullanırız. Elin varmaz sana. Elin varmaz sana, yani ben kaldıramam anlamında. O da Türkçe'de bir deyim. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيْيَدَكَ bana elini açsan, yani beni elini uzatsan, لِتَقْتُلَن۪ي beni öldüresin diye. مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ben sana elimi açıcı değilim. Bakın böyle kullanmış. Demin dediniz ya, edici olmak. Açıcı değilim. Bu da olumlu olduğu zaman da, olumsuz olduğu zaman da asla başka türlüsünü yapmam anlamına geliyor. Mesela ben gideceğim anlamında, ben kesinlikle gidiyorum anlamını katıyor. Böyle ismi fail üzerinden yapınca. Burada da ben kesinlikle yapmayacağım. مَا اَنَا بِبَاسَتٍ Bast edici değilim. Ben elimi uzatacak değilim. Uzatıcı değilim elimi. اِلَيْكَ sana لِاَقْتُلَكَ seni öldüreyim diye. Buradan insanın tabi bir cinayet işinde elin bu kadar çok kulağa gelip değmesi de, İnsanın cinayeti hangi araçla işlediğini, elin, el aracının biraz insana özgü bir tarafı var. Çünkü hayvanlar çoğunlukla gidip ağızlarıyla dişliyorlar, boğuyorlar. Onların elleri bu anlamda işlevsel değil. İnsan eliyle daha çok bu tür faaliyetlerde bulunabiliyor. Cinayetin bu kadar elle iliş, yani katledişin bu kadar elle zikredilmesi, birlikte anılması. Elini beni katletmek için uzatacak olsan, elimi seni katletmek için sana uzatmam, uzatacak değilim. مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ Burada yalnız bir şey dikkat edecek. Size tam soruyu soracaktım, sanki içinde var cevabı. Ben size elimi uzatmam derken, peki bizim için bir hüküm müdür? Mümin bir kardeşimiz yani. Yani kardeşimiz bizi öldürmek için elini uzatsa. Kardeşimiz. Biz ona ne diyeceğiz? Bizi öldürmek için. Çünkü bu ayet bizden şimdi gelecek ayetlerde diyor ki, eğer kişi İsrailoğullarına aslen bir masum olarak bir mevzu bir insanı öldürmüş gibi olacak. Birkaç ayet sonra gelecek. Evet. Bize bir hüküm belirtiyor. Bu da böyle bir hüküm içeriyor mu? Ama içinde ayet bu kısmın sonunda diyor ki, sen böyle bir şey yaparsan ben seni öldürmek için değil. Peki savunmayı katmamış içine. Hiçbir şekilde elimi uzatmayacağım demiyor. Seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. İçeriyor mu acaba? Yani bence cevabı yakaladınız. Çünkü ben sana elimi uzatacak değilim. Aslında seni öldürmek için ilavesi olmasaydı bile yine karşılıklılık ilkesi korunduğunda, sen bana elini uzatacak olsan beni öldürmek için, ben sana elimi uzatacak değilim. Yine biz onu savunma için değil de katletme için uzatmayacak gibi hala anlamaya bir yol varken, bunun ilaveten, yani neredeyse üstteki ayette o kadar şeyden uzakken, fazla ifadelerden uzakken, burada ayrıca gelmiş olması sizin sorduğunuz sorunun özellikle cevabı gibi duruyor. Yani Habil tarafı veya maktul taraf özellikle elini uzatmayışını, aynı senin gibi katletmek maksadıyla yapmam ben bunu ifadesine bağlıyor. Bu tabi, hayır, karşılık vermem değil de, sen beni öldürmeye kalksan senin bu niyetini gördüğüm halde ben seni öldürmem diyor. Buna rağmen, yani normalde durduk yere zaten öldürmem. Senin beni öldürmeye kalkışmana rağmen ben seni öldürmeye kalkışmam. Yani müdafaa etmeye çalışabilir kendisini. O bunun dışında kalıyor. Ama nefsin, karşı taraftakini siz öldürmeyecekseniz eğer, nefsin müdafaa bir yere kadar. Yani onun işi bitireceği açık. Savunma amaçlı sadece. Savunursunuz. Bir kere savundunuz, iki kere savundunuz. O
Siz onu katletmeye yönelmediğiniz sürece onun hedefi daha büyük olduğu için o başarılı olacak yani. O kazanacak. Dolayısıyla bir sonraki ayetten de anlaşılıyor ki onun kazanacağını zaten öngörüyor. Yani savunmanın, bu gerçek bir savunma değil. Gerçek savunmada karşı tarafın katledeceğini gördüğünüz anda siz katletmeye yönelmezseniz şey yapamazsınız. Yani durdurdunuz, bugün burada kapattınız, elini engellediniz. İlâ nihayet onu bağlı tutamayacağınıza göre açıldığı anda yine size karşı aynı şekilde saldıracaktır. Fikri değişebilir sonra. Değişebilir ama biz onun bu şeyini sürdürdüğü kötü ihtimali konuşuyoruz tabii. Çünkü o yeminle bunu iddia ediyor. Kesinlikle öldüreceğim diyor. Dolayısıyla siz onu öldürmeyi hesabınıza katmadığınız sürece onun başarılı olacağı kesin. Sürecin sonunda. Hani biz bilmiyoruz, belki bir kere denedi olmadı, iki kere denedi olmadı. Habil taş attı, kaçındı. Sopa vuracakken tuttu, boğuştular falan. Ama seni illaki öldüreceğim dedi her defasında. Yani o ifadesini. Bu sefer de elimden kurtuluyorsun. Ama öldüreceğim. Karşı taraf diyor ki ben seni öldürmem. Yani böyle kendimi korumama bakma. Ama bu iş benim seni öldüreceğim bir yere varmaz. Dolayısıyla hala hükmen, çünkü bizde hüküm oraya kadar taşıyor. Aleyhissalatü vesselam kişinin kendisini bu anlamda müdafaayı karşı tarafı öldürecek düzeye kadar. Çünkü adam size kılıç sallıyor. Yani bir hamle ya şansınız vardır ya yoktur yani. Eğer şey yapmazsanız sizi öldürecektir. Tabancayla da olsa öyle. Yani ilkini bir şekilde kurtardıysanız, ikincisinde siz davranıp eğer öldürmüyorsanız, o fırsatını bulduğu üçüncüde veya dördüncüde sizi öldürecektir. Siz onu öldürmemeyi planladığınız sürece, siz onu öldürmemeyi kural olarak öne sürdüğü, ilke olarak kabul ettiğiniz sürece karşı taraf daha güçlü sizden, bir adım önde. Ve hele hele bir de bunu biliyorsa, savaş ayetlerini diyor ki sizin üzerinizden ellerini çekinceye kadar, evet. Dolayısıyla da şöyle bir şey söylenebilir. Geçmişten gelen bu böylesi bir ifadede veya ehli kitapla ilgili anlatılan bir ifadede, eğer yanı sıra Kur'an'da veya uygulamada ayrıca bir pratik var ise, bu onun düzeltilmiş versiyonu veya düzeltilmiş değil, bize göre güncellenmiş bir şey. Çünkü son derece iptidai bir ortamdayız. İki insan var ve onlarla ilgili bu hüküm öyle seziliyor. Habil ben seni öldürmem diyor. Efendim biz buradan hüküm istinbat edip karşı taraf sizi öldürmeye azmettiyse bile siz ancak savunmada kalabilirsiniz. Onu öldürmeyeceksiniz. Asla öldürmeyeceksiniz. Denemez yani. Var ilahi bir onay ama Allah Azze ve Celle لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنَاجَا diyor. Sizin her biriniz için, üstelik topluluk planında her biriniz için bir minhaç, bir şira, bir yol belirledik. Bu değişim, teşrideki, sosyal boyuttaki bu değişim, geçmişten günümüze gelen insanın kalabalıklaştığı, büyüdüğü, yaşam biçimi olarak köy ve ne bileyim daha bedevi bir hayattan daha şehir bir hayatına geçtiği bir süreçte pek çok hüküm bu anlamda değişime uğramış. Uğramış da olabilir. Şu anda söylediğimiz olay ise ilk başlangıç noktasının. En ilk iki insan arasında. Dolayısıyla bundan farklı elimizde bir Kur'an'ı hüküm var ise, o zaman buradan bir şeyi çıkarımla elde edeceğine, öteki taraftan açık olan hükme tabi olmak zorunda kalırsın gibi geliyor bana. Hocam orada şey de var ya, Habil ve Kâbil'deki iki kardeş kurban etme ibadetinden haberdarlar. Allah'a bir şey demeden haberdarlar. Burada da adam öldürmeye Allah'tan korkar diyor. Onu da yasak olduğunu bilen bir dostum. Dolayısıyla diğer taraf bir suç işlediğini biliyor. Yani biliyor. Tabii yani herhangi bir şey yapıyor değil. Onun bir yanlış olduğunu biliyor. Kaldı ki kardeşi zaten hatırlatıyor ona. Sonraki ayette de. Bu yaptığının yanlış olduğunu, günah olacağını.
İsim kelimesi kullanıyor. Adem Aleyhisselam peygamber olarak uyarı inanılan bir öğretisi olmuş oldu. Yani bu aslında o kadar öğretiye varacak kadar bir konu olmuş mudur, yoksa insan doğası itibariyle de bunun aslında yanlış. Çünkü karşı tarafın bir yaşam hakkı var. Yaşıyor, nefes alıyor. Bırakın cine öldürmeyi, onun bir yerini kesmeyi falan bile acıttığını denemişlerdir yani. Hayvan tutuyorlar sonuçta. Yaralanıyorlar vesaire. Bunun acı verdiğini, ölümün bundan daha öte bir acı vereceğini, daha ileri bir şey. Yani kafasını taşla vurup kırdığında bundan karşı tarafın memnun olmayacağını, aynı şeyin kendisine yapıldığında bunun rahatsızlık verici olduğunu, Yaradan'ın bundan hoşnut olmayacağını falan, yani bunların bir vahiy konusu ayrıca olmuş olabilir. Olmasa da bunu onlar kestirmiş olabilirler yani. Bugün bile herhangi bir çocuk, yani şöyle bir, henüz vahiy teması olmamış olsun, kitap teması olmamış olsun, kaç yaşlarında? 7-8 yaşlarında. Bırakın insan katledişini, bir hayvanın katledişine bile neredeyse müdahale etmek istiyor. O yüzden diyorlar ki 7 yaşından önce, 6 yaşından önceki çocukların önünde kurban kesmeyin mesela. Çocuk müdahale etmek istiyor. Kesmeyin. Onun bir hangi refleksle bunu yapıyor? İnsan, düşün ki karşı insanı katlediyorsunuz. Dolayısıyla insan bunların şeyini, karşılığını doğasında da pek çok şeyin karşılığını temelde bulur diye düşünüyorum. Hocam bir ayet var Kur'an'da. Allah'ın yaşamaya değer kıldığı bir canı kasten bir karşılık olmaksızın öldüren tüm insanlığı öldürmüş olur. Tabii, gelecek sırada yakında. لَاِنْ بَسَبْتَ اِلَيَّ يَدَكَّ لِتَقْتُلَن۪ي Katletmek için elini bana uzatsan مَا اَنَا بِبَنْسَتِنْ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ Ben elimi sana uzatacak değilim, seni öldüreyim diye. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ جُبْنًا مِنِّي Bu da benim korkaklığımdan ötürü değil. وَلَا عَجْزًا Yahut acziyetinden ötürü de değil. Yok, ayetin içindeyiz. Müfessire okuyorsun. Ha, müfessire okuyorum. Daldım. Çünkü ayrı konmadığı için nerede kayboldu onlar, kestik mi bilmiyorum. Ben مَا اَنَا رِبَنْسَتِنْ يَدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ Sana elimi uzatacak değilim seni katletmek için. Sonra da diyor ki اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Ben muhakkak ki alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Yani böyle bir şey yaptığımda bana kızacağından ötürü korkuyorum. İnni ehafullaha rabbel alemin. Bir de düşünün ki ilk iki insanlar veya üçüncü insanlar veya dördüncü, her neyse, cinayet henüz hiç işlenmemiş. Dolayısıyla savunma planında bile olsa cinayete zorlanmış olmak ve cinayet işlemiş olmak, yani Habil karşılık verdiğinde cinayeti öldürmeyi göze alsaydı, hani savunma ve refleksiyle, bu normalde bugün olacak herhangi bir savunma refleksiyle yapılacak bir katilden daha öte manalar ifade ediyor. İlk çünkü. Dolayısıyla da bu kaçınışını bizimkinden biraz daha farklı görebilirsiniz. Yani. Bu da katletme değil, hiç insan ölmediğinde gösteriyor. Daha henüz insan da ölmüş değil. Evet. Ama hayvanlar üzerinden bunu anlayabilirler. Çünkü kendileri gibi canlı hayvanları tuttuklarını... Hayvan ölmek gösterirler. İnsanlar evet. Mesela gömme, ölme falan da olmamış evet. Evet. İnni ehafu Allaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ehafu kelimesi, korku kelimesi kullanılmış. Dolayısıyla biz ayetten şunu da öğrenebiliriz. Kendisine karşı katletme şeyiyle yönelmiş ve kendisiyle epeyce zıtlaşmış bir insana karşı, elbette ki Habil, eğer ismi doğruysa Habil, buna dair şey hissetmiş olmalı, öfke hissetmiş olmalı. Çünkü kendisini katletmek istiyor. Bundan ötürü içinde bir öfke duymuş olmalı. Ama değil mi ki alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyor? Ona karşı içinde yönelen reaksiyonu bununla frenlemiş. Demek ki öyle anlaşılıyor ki ayetten, insan kendi içerisindeki
öfkeyi, yanlış işleri onu sevk eden parazit duyguları, menfi, olumsuz, insanı olumsuz yönde sürükleyen haset olabilir ve başkaca şeyleri, düşünceleri ve duyguları Allah korkusuyla, Allah'a karşı duyduğu korkuyla frenlemeli. İnni ahafullaha rabbel alemin. Bir insanı daha bundan daha güçlü ne tahrik edebilir? Muhatabınız sizi katletmeyi apaçık söylüyor size. Bunu açık bir şekilde bununla sizi tehdit ediyor ve buna dair girişimde bulunuyor. Siz de diyorsunuz ki bulunduğun takdirde bile ben şu nedenden ötürü seni katletmeyeceğim. O neden alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı duyduğu korku. İnni ahafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Demiyor ki ben seni çok seviyorum o yüzden öldürmem. Demiyor ki ya biz kardeşiz. Yani insaniyet namına. Gerçi o gün insanlık henüz daha bugünkü insanlık haline gelmemiş ama. Yani başka herhangi bir erdeme bağlamıyor. Başka herhangi bir şeye bağlamıyor. İşte çocuklarım var hani öldürmem seni çocuklarına ötürü. Veya Geride Hanım'ın var. Herhangi bir şey. Geride Hanım'ın dediği de zaten onun bir açıdan kardeşi. Bunlardan herhangi birine bağlamadığına göre alimlerin Rabbi olan Allah'ın korkusuyla kendisini stopladığını, frenlediğini söylediğine göre epeyce karşı öfkeye sahip aslında bence. Epeyce karşı tepki içerisinde, kendi içerisinde galeyana, gaza gelmiş. Yani taşkın, coşkun bir reaksiyon var içerisinde. Ama bunu en güçlü frenle frenlediğini söylüyor. İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Korkuyorum ki ben karşılığında seni katledersem belki bana kızar. Elinde bu anlamda bir bilgi de olmamış olabilir. Yani karşı koyup seni katlettiği takdirde sen karşılığında onu katledebilirsin şeklinde elinde bir bilgi yoksa korkuya kapılabilir. Yani korkuyorum. Evet sen beni katletmeye tam manasıyla yöneliyorsun ama bu bana karşılığında seni katletme salahiyeti veriyor mu? Bilmiyor ise alemlerin Rabbi olan Allah'tan duyduğu korkuyla frenlemiş olabilir. İnni ahafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Kanımca ayetten okunması gereken önemli bir husustu bu. Yani kötülükten veya yanlış bir işi yapmaktan kişiyi men edecek en güçlü karşı argüman, frenleyici argüman alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı duyacağı korku. Bu korku onu stoplamalı, durdurmalı. İnni ahafullaha rabbel alemin. İki kardeşten biri diğerini katletmeye kalkışmış ve açıkça katledeceğini bildirdiği halde öteki niye onu katletmemiş, niye karşılık vermemiş sorusunun cevabı bu. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmuş. İnni ahafullaha rabbel alemin. Ayet bu kadar, bu denli kısa. Hocam bir önceki ayette ayetin bir ilgisi daha var. Önceki ayette Cenab-ı Allah müttakilerden kabul eder dedi. Bu ayette de sanki nasıl ittika edildiğini anlatır gibi, yani bir önceki ayetin cevabı da bunun içerisinde. Bir eylem yapmaktan Allah'tan ne kadar sakındığını gösteriyor bu ikinci. Evet, ve takva kavramının korkuyla ne kadar sıkı bir ilişkisi olduğunu gösteriyor. Ahafullah rabbel alemin. Alemlerin Rabbini o kadar iş ve hareketlerinde gözetiyor, ondan o kadar sakınıyor ki bu kadar ciddi bir işin arifesinde kendi verdiği karar şu. O da düşünmüştür yani. Şeytan eminim ona da gelip sen de onu öldür diye cinayete teşvik etmiş olabilir. Ama onun vardığı karar noktası bu. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkusu dolayısıyla diyor ki bir kötülük yapacaksa o yapsın. Ben bu kötülüğü ona yapmayacağım. Hissetmeyeceğim. Bir de gerçekleşmiş kötülük ile niyet edilmiş kötülük arasında fark var. Tersi olmuş olsaydı, yani Kabil onu öldürmeye kalkmış fakat o hızlı davranmış, öldürmüş olsaydı biz şu anda şunu bilecektik.
biri diğerini o son ana son anıyla birlikte öldürmüş. Ötekisi ise belki son anda vazgeçecekti. Yani tehditle fiil, fiil arasında, hatta girişilmiş fiille, çünkü vazgeçilmiş fiil de var. Yani bir darbeyi indirdi fakat sonra yok, ikinciyi, bitirici darbeyi vurmaktan imtina etti. Bazen böyle oluyor. Yani tetiği çekiyor, efendime söyleyeyim, hatta belki ilk hedef alayım, vurayım diye çekiyor ama yanlış yerine isabet ediyor. İkinciyi şey yapamıyor, göze alamıyor. Onun o kan revan yere yığılmış halinde içi eziliyor. O ikinci kez aynı tetiği çekmeye güç bulamıyor içinde. Yani o son ana kadar hala işin içerisinde bir sürü ihtimal var. Kişinin çünkü karar verdiği, ileri cürme doğru yöneldiği karar verme anı. Düşünün ki gökler ve yer o kararı versin diye hazırlanmış. Dolayısıyla hele hele ilk cinayette, ilk katletmede, yani Habil'in yerine kendinizi koyun. O savunma çok mantıklı. Savunma adına karşı tarafı katletmek. Hatta bunu sizi açık açık tehdit ettiğinde bile yapabilirsiniz. Yani kesinlikle öldüreceğim. O zaman ben seni öldürüyorum. Hadi sen beni öldürme diye kendinizi ikna edebilirsiniz. Bana açıklıkla söyledi seni katledeceğim diye. Ama tehditten eyleme giden süreçte de bir zorluk var. Temelle ilgili de bir rivayet alacağım. Onu öldürecek kişinin etrafına dolandığına, dikkat olması gerektiğini söyleyenlere karşı bir fiil yapmadan, bir şey yapamayacağına dair rivayetler var aslında, biliyor musun? Kendisi bir cinayete azmettiği halde kararlı bir şekilde nasıl U dönüşüne maruz kaldı? Değil mi? Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı katletmeye azmetmişti kararlı bir şekilde ama yolu kız kardeşinin evine uğrayıp kız kardeşinin işte pataklayınca onun o hali üzerinden ve o esnada kendisine ulaşan Kur'an ayetleriyle değişim geçiriyor. Dolayısıyla bir insan bir şeye hakikaten azmetmiş de olabilir ama sürecin tamamlanmış hali hiçbir zaman bir öncesiyle eşdeğer değildir. O sebeple burada Habil tarafı bence hele hele ilk olması bakımından doğru bir karar üzerine duruyor. Eğer karşı tarafın kendisine taşı fırlattığında, düşün koca bir taşı yukarıdan atmış olsun, tam da beni öldürmek istiyor deyip varıp onu öldürebilir miydi? Öldürdüğünü düşünün. Şu anda biz belki de Kabil tam öldürmeyecekti. Son anda kardeş şey yapacaktı. Habil belki fırsatçılık yaptı. Kabil'in öldürme tehdidini veya girişimini değerlendirip öldürdü. Sonuçta biz Habil'i bir bu anlamda ilk katil olarak görecektik. O sebeple buradan hüküm çıkarma dediğimiz şey meselesi çok çetrefilli bir mesele. İlk olması ve farklı yönleri dolayısıyla. Ma ana bi basitin. Şimdi müfessire geçebiliriz. Thumma qala lahu muhbiran. Sonra ona haber verdi. Ennehu la yuridu an yata'arrada li katlihi. Onu katletmeye girişmeyeceğini. La ibtida'an ve la mudafa'atan. Ne başlangıç olarak, yani istinafen ilk öldürmek isteyen taraf olarak, ne de müdafaa anlamında. Fakale dedi ki, bilmiyorum bugünkü hukuku ama sanıyorum öyle kestiriyorum ki bugünkü hukukta da öyle girişim üzerine karşı tarafı öldürdüğü zaman adam kolay kolay paçayı kurtarsın müdafaadan yani. Çünkü oradaki geldi elinde tabanca vardı işte bana doğru doğrulttuydu ben vurdum onu. Hakim buna ikna olur mu? Kolay kolay yani o arada bir ince bir çizgi var. Ya tabancayı tuttu da bakalım vuracak, öldürecek miydi demeyecek mi hakim? Evet, sizin uzmanlık alanınız. Sizi konuşturayım diye söyledim. Şimdi, ama vaktim doldu ona göre. Şimdi tuttuğu zaman buradan şunu ölçü alıyorlar. Fişek yatağında fişek var mı? Burun kalkık mı? Emniyeti açık mı? Yani bunlar İyi de adamın tabancası hayır, öyle fişek açmalı hayır, değil ki. Bir de ben arkasını görmüyorum. Tuttu böyle. Hayır, yok teşebbüste korkuttu derken bunu baz alabiliyorlar. Bir de o esnadaki görüntüleri HD bir kamerayla çekmiyoruz. Adamın iddiası bana doğru tuttuydu. Tamam elinde silah olabilir. Ama çoğu hırsız silahla amacı ortamı bastırıp ama şahit lazım orada bir. Görüntü tanıklarını ama ben o esnada arkadaşlar bir şahit getirin beni öldürecek.
diyecek durumda da değilim. Yani o dolayısıyla. Dolayısıyla müdafaa hakkının da bir şey bir tarafı var. Hayır, müdafaa da kabul etmiyorum zaten. İşte ben onu söylüyorum. Yani peki akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve ta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamiltahu ala alladhina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'fu anna ve'gfir lana ve'rhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.